Sevgili arkadaşlar, kabul edelim ki aşk hepimizin içinde iyi hisler taşmasına neden olan bir duygu. Bazı dizilerde bu duyguyu en iyi şekilde işleyerek izleyicileri kendine hayran bırakıp hayallere daldırıyor. Sizler için izlerken midenizde kelebekler uçuşturacak, İçerisinde muhteşem bir aşk hikayesi barındıran Türk dizi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi aşk temalı dizilerini bir araya getirdim. İşte tüm zamanların bazen dram, bazen de komedi dolu hikayelerle donanmış en iyi ve en çok izlenen Türk aşk dizilerini sizlere sunuyorum. 1001 Gece dizisini hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yer aldığı 2006 yapımı unutulmaz aşk dizisi 1001 Gece'de lösemi hastası olan oğluna ilik nakli için maddi kaynak arayan dul kadı Şehrazat çalmadı kapı bırakmaz. En sonunda karşısına büyük bir fırsat çıkan Şehrazat'ın oğlu için bazı şeylerden vazgeçmesi de gerekecektir. Peki Asmalı Konak dizisini hatırlıyor musunuz? Dizi 2000'li yıllara damga vurmuş ve döneminin açık ara en çok izlenen serilerinden biri olmuştu. Dizide Seymen ve Bahar karakterleri Amerika'da tanışır ve birbirlerini severler. Ancak bir süre sonra Kapadokya'ya dönen Seymen bu aşka son verse de Bahar Seymen'in peşini bırakmaz ve o da Kapadokya'ya gelir. Burada evlenen gençler ilk başlarda mutlu olsalar da Asmalı Konak'ta kapalı kalan özgür kadın Bahar bir süre sonra aşk hayatında birçok sorun yaşayacaktır. Medcezir'de aşk kokan temasıyla izleyicileri ekran önüne kilitlemeyi başarmıştı. 2003 yılına damgasını vuran ve o zamanların en popüler dizisi olmayı başaran Medcezir dizisinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ve Barış Palay yer almıştı. Dizide varoşlardan gelen cesur ve yakışıklı bir genç ve zengin bir ailenin güzeller güzeli kızının aşk yaşaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan olaylar anlatılmıştır. Yalancı Yarim dizisi, Türk sanatının en iyi kalpli isimlerinden Barış Akarsu'nun Merve Sevi ile birlikte başrolünde yer aldığı aşk dizisi Yalancı Yarim de ralli merakı yüzünden babasıyla kavga edip evi terk eden Tarık yurt dışına çıkmaya çalışır. Ancak bir süre sonra sigortalı çalışmadan yurt dışına çıkamayacağını öğrenen genç adam ilk bulduğu işe girer ve şımarık bir zengin kızının şoförü olur. Kiralık Aşk dizisi, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ve en iyi Türk aşk dizilerinden biri olan Kiralık Aşk dizisinde standart bir yaşam tarzına sahip olan ve garsonluk yapan Defne'nin 6 aylığına büyük bir aşk oyunu oynaması anlatılmaktadır. Bu süre içerisinde ülkenin önde gelen ailelerinden birinin oğlunu tavlayacak ve onunla beraber olacak Defne hiç beklemediği bir aşk üçgeninin ortasında kalacaktır. Dizinin başrollarında Elçin Sangu ve Barış Arduç yer almaktadır. Kara Sevda dizisi. En çok izlenen aşk dizilerinden biri olan Kara Sevda dizisinin başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül rol alırken dizinin yönetmenliğini Özlem Yılmaz üstlenmiştir. Dizide birbirlerine sırılsıklam aşık olan iki gencin önünde birçok engel çıkacaktır. Ancak her şeye rağmen bu kara sevda hiçbir türlü yıkılmayacaktır. Beni Böyle Sev dizisi. Genç yaşta birbirlerini tanıyıp seven Ayşe ve Ömer günlük ilişkiler ve sonu kötü bir aşk yaşamak yerine evlenmeyi tercih ederler. Mutlu bir hayat süren genç çift bu evliliği ailelerinin öğrenmesiyle zor bir duruma düşerler. Ayrıca çıkar ilişkileri, sahte arkadaşlıklar ve entrikalar Ömer ile Ayşe'nin ilişkisine büyük zarar verecektir. Benim için Üzülme dizisi, en iyi Karadeniz dizilerinden biri olan ve muhteşem aşk hikayeleriyle dolu bir senaryoya sahip olan
Benim için Üzülme dizisi her bölümde izleyenlerin gözlerini yaşartmış efsane bir diziydi. Dizinin konusu ise birbirleriyle çocukluktan beri yakın arkadaş olan Niyazi ve Harun'un köylerine mevsimlik işçi olarak gelen Buke'ye aşık olmalarıyla başlayan dramatik hikayeyi anlatmaktadır. Buke de Niyazi'nin aşkıyla tutuşurken aralarında yaşanan aşktan haberdar olmayan Harun aşkını hem kan kardeşi Niyazi'ye hem de Buke'ye anlatınca kıyamet kopar. Hatırla Sevgili dizisi. Dizide siyasi ve politik görüşleri birbirinden farklı olan iki ailenin birbirlerine aşık olan çocuklarının hikayesi anlatılmıştır. Ahmet ve Yasemin her ne olursa olsun birbirlerine aşkla sımsıkı bağlı kalmıştır. Ancak hem ailelerinin hem de kaderin oynadığı oyunlar gençleri zor durumda bırakacaktır. Fiçi dizisi. Ünlü yazar Asra Cohen'in çok okunan serisi Fiçi Pi üçlemesinden uyarlanarak ortaya çıkan Fiçi dizisi farklı hayatların ve yaşam tarzlarının ekrana yansıdığı muhteşem bir senaryoya sahip aşk dizisidir. Geçtiğimiz yıllarda internet üzerinden yayınlanan dizinin kadrosunda Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Berrak Tüzün Ataç gibi ünlü isimler yer almıştır. Leyla ile Mecnun dizisi. Bu dizi Türk dizi tarihinin en iyi aşk ve absürt komedi dizisi olmuştur. Dizide doğduğu gün aileleri tarafından birbirlerine sözlenen Leyla ile Mecnun'un yıllar sonra tekrar tanışmaları ve aralarında yaşanan büyük aşk hikayesi anlatılmaktadır. Yalı Çapkını da Türkiye'nin en çok sevilen aşk temalı dizilerinden biri oldu. Dizinin Ferit karakteri, Gaziantep'li Korhan ailesinin reisi Dediğim Dedik Halis Ağa'nın biricik torunudur. Ferit ailenin el bebek, gül bebek yetiştirilen başına buyruk oğludur. Ferit başına buyruk tavırları ve sorumsuzluklarıyla başta dedesi Halis Ağa olmak üzere tüm Korhan ailesini kızdırır. Böylece aile Ferit'i Gaziantep'te uygun buldukları bir kızla evlendirmeye ve onu düzene sokmaya karar veriyor. Fakat Ferit evlenmek istemiyor. Halit Ağa'nın baskısıyla evlenmek zorunda kalan Ferit, evin en büyük gelini İfakat'ın bulduğu gelinle evlilik hazırlığına başlar. Suna adındaki genç kızı Ferit için istemeye giden aile, isteme sırasında yaşanan bazı olaylar nedeniyle Suna'nın küçük kardeşi Seyran'ı isterler. Bu olayla Ferit ve Seyran'ın hayatı bir anda tamamen alt üst olur. İkili arasında yaşanan pek çok sorun ve zamanla büyüyen aşkları Korhan ailesi için her şeyin başlangıcı olur. Bakalım bu büyük aşkın sonu nasıl bitecek? Emanet dizisi. Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu dizi hikayesiyle kısa sürede büyük ilgi çekti ve geniş kitleler tarafından takip edildi. Başrolde yer alan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu Yaman ile Seher karakterini başarıyla canlandırdılar. İki oyuncunun hayranları da katlanarak artıyor. Dizi son yıllarda Türkiye'nin en iyi aşk temalı dizilerinden biri olarak biliniyor. Değerli arkadaşlar, aşk duygusunu en iyi şekilde sizlere aktaran ve içerisinde muhteşem bir aşk hikayesi barındıran dizi size göre hangisi? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.